Neredeyiz? Efendim Tokat'ımızın pidesiyle meşhur olan Şirin beldesi Çamlıbel'deyiz. Bu hafta yolumuz Çamlıbel'e düştü. Çamlıbel'e gelmişken pide yemeden gitmek olur mu? Kesinlikle olmaz. Eğer sizlerin de yolları bir gün Çamlıbel beldesine, Çamlıbel kasabasına düşerse kesinlikle ama kesinlikle bu güzel Şirin beldede pide yemeden memlekete dönmeyin. Eğer bir gün sizin de yolunuz Çamlıbel'e düşerse kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar pide yemeyi unutmayın. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Abi siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah'a şükür sizi gördük daha iyi olduk abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizi dediler ki Çamlıbel'in pidesi evet. Meşhur dediler. Evet bize. Efendim. Doğru evet, mudur? Meşhurdur evet. Neden meşhurdur Çamlıbel'in pidesi Hüseyin'in? İşimizi sevgiyle yaptığımız için meşhurdur. Öyle mi? Sevgimizi katıyoruz. Sevgi katıyorsunuz. Evet. Yoksa Çamlıbel'in doğal coğrafi koşulları mı? O da var ve sevgimiz, işimizi severek ve sevgimizi kattığımız için de var. Şimdi pidesi meşhur ama Çamlıbel'in daha evet. Çok çökeliklisi meşhur diye duydum ben. Doğru mudur? Çünkü hep doğal olduğu için özel alıyoruz. Çökelimizin tereyağını aldırmıyoruz. Tereyağlıdır çökeliklerimiz. Bu yaş kaç Hüseyin'in? 37. 37? Evet. Adam benimle dalga geçiyor. Repliği geldi şimdi aklıma. Ciddi olamazsın. Evet abi. Burada tabii trafiği de aksatmayalım arkadaşlar. Evet. 37 yaşındasın. Kaç evet. Yıldır ki bu işi yapıyorsun Hüseyin'in? Yaklaşık 2010'dan belli yapıyoruz. 2010. Evet. Babadan kalan bir meslek mi? Yok, abiden kalan meslek. Abiden kalan. Evet, evet. Abi meslek. Sen kendi istedin mi? Abi zorladı mı? Yok, kendi severek yaptığımız için kendi mesleğimizi. Severek yapıyoruz. Evet. Abinin yani zor şartlar altında. Yok, yok. Kimseye zorla, kimse bir iş yaptıramaz yani. Öyle evet. Mi? Ya abi de olsa bana yaptıramazdı Hüseyin'in kardeşi. Yani... Açıkçası şunu söyleyeyim, bizim değil halkındır. Oo, işte bu çok halk doğru. Halk olmasa biz olmayız. Çok doğru diyor gerçekten. Ben senin usta olduğunu bilmiyordum. Şimdi dost gerçekleri söyler. Evet. Var genelde biz ustalık? Benim işim ustalığım vardır. Var. Ama genelde ben hakla ve ilişkiler üzerine kurulmuş. Ha, öyle mi? Evet. Pideleri ustalar yapıyor, abin yapıyor. Evet. Sen hizmet, daha çok... Hizmet bizden yani evet. Karşılama. Ama var ustalık. Ama ustalığım var. Var. Yapıyoruz. Evet. Yapıyoruz. Evet yapıyorum. Güzel pide yaparsın. Evet yaparım. İnanıyorum. İddia ediyorum. İddia ediyorsun. Evet iddia İddiaya ediyorum. Giriyorum Hüseyin'le. Evet iddia ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Ben gerçekten bilmiyordum Hüseyin'in ustalığı olduğunu bilmiyordum evet. ama kendimizden çok emin ve iddialı evet. Hüseyin kardeşim. Bakacağız bakalım birazdan ne kadar marifetli değerli kardeşim göreceğim. Tamam. Peki bu yaş 37 dedin Hüseyin. Evet abi. Bu çökelikli veya işte Çamlıbel pidesi ayrı zamanda gençleştiriyor mu? Tabii ki biz şu özelliği var. Kilolu olanları kilodan düşürtüyor. Zayıf olanlara kilo aldırıyor. Öyle bir özelliği evet, var. Tabii ya ki. Şöyle yakın kadrajla baktığın zaman 37 durmuyor şimdi kardeşim. Evet. Maşallah gerçekten. Evet. Bu da Çamlıbel'in pidesinden olsa gerek diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür merakla ederim. Bekliyorum şimdi senin marifetlerini. Tabii ki, tabii. Efendim buyurun bakalım. Bekliyorum Çamlıbel'deyiz. Abi. Yıldırım Pide Salonu'ndayız ve Hüseyin ustamızdan gelsin marifetli pideler. Çamlıbel Yıldırım Pide Salonu'ndayız ve hemen arkamda Çamlıbel Pide Salonu değerli ustası ve Hüseyin ustamız iş başındalar. Ne yapıyorlar efendim? Çamlıbel'in meşhur pidesini şu anda ekranlara getiriyoruz. Hüseyin ustam zor değil mi? Dışarıda 30 derece, burada 30 derece. Hep burada ben alışkın olmadığım için...
fazla sunuyor. Bugün bizim için özel geçti buraya. Evet. Genelde kim yanıyor o ateşin genelde yanında kim Fatih yanıyor? Fatih abim yanıyor. Fatih de mi yanıyor burada? Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Çocuk iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Yaş kaç? 48. 48. Evet. Devamlı bu işi mi yaptık? 32 yıldır bu işi yapıyorum. 32 yıldır. Babadan kalan bir meslek mi vardı? Hayır yok. Severek yaptım. Severek. Liseyi bitirdikten sonra bu işe başladım. İyice. Dünyaya tekrar gelseniz bu işi yine yapar mıydınız? Yaparım. Yaparım. O kadar seviyorum. Seviyorum. O derece. Seviyoruz. Mesleğimize aşığız biz. O derece. Evet. Severek yaptığımız için başarılı oluyor zaten bu kalite ortaya çıkıyor. Sevmesek bu lezzetler. Gönülden gelmezse olmaz. 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 Hiçbir iş böyle olmaz zaten. Kesinlikle. Hangi işi yaparsan yap, severek. Canı gönülden yapacaksın. O şekilde başarılı olursun. Yoksa ne yaparsan yap, aşk evet. ile yap diyen bir aşk şarkı aklımıza geldi. Aynen öyle. Aşk ile meşk ile. Aynen ya, öyle. Yaparsan aynen. da doğru diyor. Fatih Sam'a katılıyorum ben burada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Birazdan ederim. Birazdan inşallah bakacağız. Yıldırım Pide Salonu'nun pidelerinin tadına bakacağız. Çıktım zile kalesine, beni bir divicisine oh. Oyna her demesine, tokatlıyık çok patlıyık, tokatlıyık pek tatlıyık. Başındaki yazmasıyla, gezmesiyle tozmasıyla, ballı camla arasıyla, tokatlıyık çok tatlıyık, tokatlıyık çok farklıyık. Diğer adıyla ayran, çarhamat, her derde devadır. İçilmesini ben tattın mı sen, tur halda tur attın mı sen? Hop hop. Al müstahiç yattın mı sen? Tokatlıyık bek tatlıyık, tokatlıyık çok farklıyık. Şamlıbeli Yıldırım Pide'ye, değerli kardeşim Hüseyin'e, Fatih Ustam'a, İsrafil'e, Hasan kardeşim'e, Yıldırım Pide ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Eğer yolunuz Şamlıbeli'ye düşerse mutlaka ama mutlaka pidesiyle meşhur olan şu güzel Şirin Kasaba'dan pidesini yemeyi kesinlikle unutmam diyorum. Allah'a ısmarladık, kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kolay gelsin.